Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fani alemde olunca kanalı takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Ya gene rahat durmadınız ya. Bak gene bir video daha geldi karşınıza. Güzel kardeşlerim. 27 Temmuz 2024 günlerden cumartesi yatsı namazından sonra dergâhtayız. Neredeyiz? Alemdar Serhendi dergâhındayız. Alemdar Serhan dergâhında dolaşırken bir baktım. Gencecik Filiz 18 yaşına daha yeni girecek. Az kaldı. Heyecanda var. Güzel bir delikanlıya denk geldik. Şimdi dedik ki bu karışımı bir röportaj yapalım. Gençlere bu yaşta bu ortamlara gelmesindeki keyif, tat, huzurdan bir nebze de olsa size yansıtsın istedim değerli kardeşlerim. Yeğenim hayırla geldin. Hayırla geldin diyorum sana. Hayırla geldin dedi ha. Hayırla bulduk, hayırla bulduk. Heyecan yapıyor. Kolay değil, kolay değil. Kamera karşısında konuşmak. Ah lan ah. Adın nedir senin kardeşim? Ensar. Soyadın? Aygün. Ensar kardeşim, bu ortamlara gelmenin tadından, tuzundan mı bahsedeceğim? Bir yerinden bahset bakalım hadi. Buraya şey arkadaşlar konuşmayalım, ses buraya geliyor. Arkadaşlar konuşmayalım, ses buraya geliyor. Lütfen reklam arasın. Buranın tadından, yani buraya bağlanmamışlar, buna şey yapmamışlar. İsteseler de tadını alamazlar. Ensar, bağlanmak deyince ona açıklama yapman lazım yani. Hayvan da ahıra bağlanıyor, nasıl olacak? Yani bir mürşidin eteğine tutunmamışlar, bu tadı alamazlar. Pekala, nasıl bir duygu? Yani bu güzel ortamlara takılmak bir genç yaşta, Allah Celle Celle seni nasip etti. Nasıl bir duygu? Gençlere bu mesajı bir ilet bakalım hadi. Anlatılmaz. Yaşanır mı? Yaşanır. O zaman takip edin falan halinde olunca. Öyle bir duygu ki yani bütün geçtiğimi bu kapıya vereceğim inşallah. Ömrünü değil mi? Çok. Sultanım ha bu şey ne yaptın sen be? Evet, Muhammed Saki Şeyh'im. He sultanım o mübarek ellerinden öperim seni. Ha bu şey nasıl bir format attın ya? Aklını aldın başında. Reklam arası yapmayın arkadaşlar. Tamam. Araya girmeyin tamam mı? Tamam. Araya girmeyin tamam mı? Araya girmeyin ya. Ansız oldu kurban. Tamam hala konuşuyor ya. Tamam. Konuşuyor işte. Özür ya Allah'tan dile bizden değil. He kardeşim benim. Dilip döndü dolaştı bu video, sultanın bu videoyu seyrediyor diyelim. Muhammed Saki Eri Sayın Hazreti, ellerini öpüyorum. Ne demek isterdin? Şu an bu videoyu seyrediyor. Ey şeyhim, sen bize himmet eyle. Sen bize himmet eyle. Biz bu fakirler sizin himmetinize muhtacız. Bu fakirler sizin himmetinize muhtaç. Bize dua edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kıyamet günü onun sancağı altında toplamayı nasip eylesin. Siz dua edin şeyhim. Allah razı olsun. Çok mu seviyorsun şeyini? Çok. Sen mi seviyorsun, o mu seni seviyor? O seviyor. Amenne saddakna. Pekala. Nasıl söyleyeyim sana? Bu ortamları eleştiren gençlerimiz var. Onlara iki kelam söyle bakalım hadi. Bu ortamlara girmeden, bu ortamları bilmeden eleştiren kardeşlerim. Bu ortam o kadar güzel ki, yani bu ortama girmeden o tadı alamazsınız. Sadece dışarıdan laf şeyinden affedersiniz de sadece nefislerinizi havlatırsınız bu kapıya karşı. Genç yaşta nefsi öğrendin değil mi? Evet değerli kardeşlerim, her zaman ne diyoruz? Tek başına bu yola yürüyemezsin. İster aslan ol, ister kaplan ol, harcarlar. Vallahi harcarlar, billahi harcarlar. Bu şeytan var ya, çok fena. Allah Celle Celle ona bir ilim verdi. O ilimden ne yapıyor? Yakalıyor. Nasıl seni TikTok'ta yakaladı? Aynı böyle yakalıyor. O yüzden Allah Celle Celle Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin varisçileri ne yapıyorlar? O şeytanın yeryüzündeki saltanatını Allah'ın izniyle, lütfü keremiyle söndürüyorlar. Yani şeytan elini, kolunu kırıyorlar bu ortamlar vesilesiyle. Yine diyoruz kardeşim, sizleri Adıyaman Menzili Şerife davet ediyoruz. Orada 3 tane Allah dostu var. Üçü de Allah Resulü'ne irşadında görev yapıyorlar. Bir de gidin yerinde görün kardeşlerim. Tarifsiz duygular var, tarifsiz. Bu ortamları bilen ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Bilmeyen bir insan bu ortamı anlayamaz. Ya sen kardeşim her şeyi merak ediyorsun, araştırıyorsun veya ulaşıyorsun bir şekilde.
Bir bu tarikata merak et de kardeşim. Atla git Menzil-i Şerife. Ortamı gör. Kardeşliği gör. Muhabbeti gör. Bu gencin bu halini gör. Neydi ne oldu yani? Ha böyle genci derya tutacaksın. Akıl işi mi ya? Ama Allah dostunun tasarruf altına girdiği zaman ne oluyor? Allah'ın izniyle, lütfü keremiyle maneviyatla ne yapıyorlar? Destek verip tasavvuf altında elhamdülillah o lezzeti bu genç almamış olsaydı bugün bu saatte farklı ortamda bin bir çeşit günah olan şeytanlaş bir ortamlar var. Doğru mu? Hamdolsun Rabbime. Yeğenim Allah senden razı olsun. Sizden güzel bir video sebep oldun. Hani olur ya yarın bir gün ölürsen bir hatıra kalsın. Ne diyorsun? Kalsın. Bizi izleyenlerden de tek isteğim şudur. Allah'ın izni ve keremiyle bu kapıya gelsinler, bu kapıyı görsünler, kardeşliği öğrensinler. Rabbim bu videoyu izleyenlerin bütün muratlarını kabul eylesin. Amin. Ve dahi Şeyh Muhammed Saki Hazretlerine bağlam, yani ona sadık olmayı, amin. Bilakis günahlarından tövbe etmeyi nasip eylesin. Fani alemde olunca kanalı takip etsinler mi? Etsinler. Arkadaşlar takip edin diyoruz ama takip eden sayı çok az. İslam dini garip geldi, garip gidiyor. Bu bize de yansıyor. Ya biz Müslümanız da zor bir şey mi bir takip et? Takip et, durum yap, paylaş kardeşim ya. Sen namaz kılmıyor olabilirsin, ibadet etmiyor olabilirsin ama paylaşırsın. Namaz kılacak olan insan veya senden daha güzel ibadet yapacak olan bir insan sebep olursun. Onun her ibadetini senden nasiplenir, değil mi kardeşim? Evet kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Büyüklerim ellerimi öpüyorum, küçüklerim gözlerimi öpüyorum. Bu heyecan bitmez. Ömür biter, bu heyecan bitmez. Heyecan çok tatlı. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.